Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 2019 Fususul Hikem Klasik Düşünce Okulu'nda kaçıncı dersteyiz? 8 mi? 8. Ya 8. Bak şimdi ben 8. Ne? Zehra sen mi dedin ya? Ha, yok 8 bu. Hani insana tabii kendi gelmedikleri dersleri ders olmamış sayıyorlar belki. Biz o zaman da ders yaptık yani. Bu 8. Şimdi hemen bir şey söyleyeyim yani hani bu canlı yayının başında herhalde insanlar daha çok izleyebilir. Ramazan ayında gelirseniz yaparız. Gelmezseniz Ramazan ayından sonra yaparız. Yani benim için hiç fark etmez. Yapalım mı? Ya saat ama tabii yani 5'e falan almamız lazım. Yani böyle yani size burada iftar falan da söyleriz ama. Yani 5'te mesela yani önümüzdeki perşembe günü yani 5'te olmak üzere. Çünkü yazı dersi yapmayacağız artık. Saat 5'te olmak üzere gelirseniz yapalım. Yani sanki uzun uzun yapıyoruz yani. Hani önümüzdeki hafta oruçlu. Oruçlu inşallah. Yani yapalım yani sıkıntı yok. Yani şeye bağlı yani biraz hani sizinle ilgili bir şey. Aslında hani belki bu Fusus'un veya diğer metinlerin böyle farklı bir okuma tarzında yapacağız. O zaman belki bir talebeler olmaz yani. Hani daha başka bir formatta okunabilir ama şimdilik yani talebenin olması yani talebe yani hem buradakiler hem de izleyiciler için yani böyle bir şey yapıyoruz. O zaman öyle yaparız. Yani saat 5'te yani 17'de Allah nasip ederse ona göre duyururuz yani şey yaparız. Devam ederiz. Şimdi birkaç haftadır yani bir programa yani bir konuya takıldık kaldık. Bu meleke meselesi zor bir konuydu. Yani şimdi ısrarla altını çizmeye çalışıyoruz. Bu Adem faslı Fusus-ı Kehf'in içerisinde biraz farklı bir yerde duruyor. Bayağı bir şey yani hani karmaşık konular var. Yani birden çok konu var. Mesela şu ana kadar 4-5 konu konuştuk. Yani 4-5 tane konu oldu. Bir 4-5 konu daha var. Yani bunlar normalde her biri dediğim ki müstakil olarak yani işte Er-Risale-Fi şeklinde yazılabilecek çeşitli risaleler oluşturuyor. Dolayısıyla şimdi yani kitaptaki o yani Adem faslındaki yani kitabın ilk bölümündeki o karışıklık, o kaotik durum yani bizi de etkiliyor. Çünkü hiçbir şeyi tam geçemiyoruz. Hani şimdi gelirken mesela şerhlerden bir şeyler daha okuyordum. Yani şunları da mı söyleseydim falan diye. Belki de söylemişimdir bilmiyorum. Ama dipnotlarla yazmıştım yani. Kendi şerhimi onları yazmıştım. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü ilk bölüm çok kaotik. Yani çok şey birden çok konuya temas ediyor. Neden? Çünkü bölüm yani konu insana giriş. Yani insan meselesi. İnsanın varlıktaki yeri, insanın varlıktaki durumu vesaire. Yani buradan hareket ettiği için birden çok konu Adem bahsinde ele alınmak zorunda kalıyor. Şimdi gene devam edeceğiz. Geçen hafta şimdi bu melekler meselesi üzerine yani iki hafta aşağı yukarı melekler meselesi üzerinde konuştuk. Ehemmiyetini en azından anlatmaya çalıştık ve yani dinde bir konu olarak yani melaike nedir? Yani melekler nedir? Bunun üzerine konuşmaya çalıştık ve dedik ki yani melaike inancı yani Allah'a inancın parçası demeyelim ama bir gereği yani bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. Melaike iman yani meleklere iman etmemiz Allah'a imanın bir şey şeklinde ortaya çıkıyor. Bizim şimdi hani ben hem klasik düşünce okulundaki derslerde veya genel olarak derslerde ya da yazılarımda mukayeseli düşünmeye çok önem veririm. Yani bir şey yani ortaya konduğunda bu neyi dışarıda bırakıyor veya neyi dışarı çıkartıyor bu çok önemlidir. İşte doğa fikrini, doğacılık fikrini yani tabiata güç vehem etmek, güç izafe etme fikrini ortadan çıkartıyor filan demiştik. Bunun üzerine durmuştuk. Yani dolayısıyla melaike en azından yani el-i sünneti ve onu bu konuda onu takip eden İbn Arabi'nin bakış açısı ele aldığımızda bir şey olarak düşünüyoruz. Yani en determinist evren görüşü, en determinist tabiat görüşü şey olarak kabul ediyoruz. İbn Arabi'nin size daha önce hep ısrarla söyledim. Bu Fütuhat-ı Mekke'nin 8. ciltteki Kimya-i Saadet kısmı İbn Arabi'nin şey görüşünü yani varlık görüşünü anlama bakımından çok önemli bir metindir. Yani bana kalırsa en önemli metinlerden birisi söyleyebilirim onu. Yani bu biz onu mesela ayrı kitaplarda yayınlarken Filozof ve Sufi ismiyle yayınlamıştık. Orada hani şu soruyu fark ediyoruz. Şimdi genellikle mesela felsefe din ilişkileri diye zihnimizde bir problem vardır. Felsefe ve din ilişkileri. Bunu biraz daha özelleştirdiğimizde mesela akıl vahiy ilişkileri ya da filozof nübüvvet vesaire hani böyle özelleştirebiliriz. Fakat şimdi burada esas soru şu. Din ve felsefe ilişkileri ne olacak?
Yani daha doğrusu mesela dini temsil eden bir adamla, yani suluku din açısından ele alan bir adam bu felsefenin bütün bu yaptıklarına nasıl bakıyor? Orada mesela benim en dikkatimi çeken hususlardan birisi şuydu. Bilginin yetkinleşebilmesi için, yani bilginin tam olarak bilgi olabilmesi için melaikeyi tanımaktan söz ediyor. Yani gökleri tanırken mesela göklerin akılları var, işte feleklerin akılları var vesaire, yani yukarıya doğru, yani böyle bir evrende böyle bir sistem var. Ama mesela melaikeyi tanımak diye bir şey var. Yani göğün meleğini tanımak vesaire diye bir konu var. Şimdi böylece İbn Arabi varlığı tanımanın bir parçası haline getiriyor. Yani melaikeyi bilmek, melekleri tanımak veya onlarla hani bir diyelim ki bir irtibat, bir ünsiyet varlığı tanımanın bir parçası haline geliyor. O bakımdan şimdi o şey, yani filozof ve sufi, yani mutlaka hani diyelim, yani şimdi tasavvuf üzerine çalışan arkadaşlarımız var. Yani bir yazı konusu edinmek lazım. Yani işte benim mesela bir evet ve bir hayır yazım aslında orayla ilgilidir. Yani İbn-i Rüşd'le ilgili yazdığım o bir evet bir hayır orayla ilgilidir. Daha doğrusu İbn Arabi'nin bir eveti bir hayırı aslında o ana fikre dayanır. Yani filozof ve suf, yani Kimya-i Saadet kitabının ana fikri bir evet bir hayırdır. Bir evet bir hayırdır. Mesela iki evet değildir. İki, çünkü o zaman Çinli ressamlarla Romalı ressamlar gibi olurdu. Yani birbirini onaylayan iki gelenek olurdu. İki hayır değildir. O zaman mutlak bir radikalizm, mutlak bir şey haricilik olurdu. Öyle de değil. Bir evet bir hayır. Tamam mı? Yani şey ana fikir budur. Kimya-i Saadet kitabındaki şey budur. Normalde şimdi en zoru budur. Yani bir evet bir hayır demek çok zor bir şeydir. İki hayır demek kolay olabilir. İki evet demek zaten yani bir uzlaşma. Ama bir evet bir hayır demek çok zor bir şeydir. Çünkü nerede evet dediğinizi, nerede hayır dediğinizi tam olarak göstermeniz lazım. Bu açıdan çok zordur. Yani ben şahsen mesela çok arzu ederim. Yani içinizde mesela bu konuda yani çeşitli böyle işte sempozyumlarda ya da şeyler böyle yazı yazan, bilgi üreten kişilerin olması çok önemli olur. Kimya-i Saadet o bakımdan çok önemli bir bölümdür. O geriye doğru takip edilebilir. Mesela Kimya-i Saadet kavramını bir kitap ismi olarak Gazali de kullanıyor. Çünkü Kimya-i Saadet aslında ahlak demektir. Yani oradaki kimya iksir ilmi diye ifade edilir. İksir dönüştüren, yani maden üzerine atıyoruz, süreci hızlandırıyor ve o maden başka bir şeye dönüşüyor. Orada da mesela iksir ilmi ifade edilirken birkaç cümle vardır. Bir iyi sevi ilimdir denir, bir de ölçüler ilmidir. Çünkü iksirin bir ölçüsü olması lazım. O ölçüler işte bu tasavvuf tarihinin işte vukuf adedi ortaya çıkartıyor, matematiğini, yani tasavvufun matematiği o ölçülerden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani her bakımdan mühim bir konudur. Belki işte Gazali'de veya hani İslam geleneği içerisindeki farklı isimlerden bu Kimya-i Saadet, yani Kimya-i Saadet denildiğinde aklımıza gelmesi gereken kavram kimya değişmek demek, dönüşmek. Ahlaki dönüşme, yani ahlaki değişim meselesinin olması lazım. Yani bu nedenle yani bunun üzerine biraz durmuştuk. Şimdi devam edelim. Şöyle birkaç şey daha okuyayım size. Şimdi dedik ki, burada şimdi bir benzetme, daha doğrusu bir benzetme yapıp yapmadığından tam emin değiliz. Ama en azından insanların bir kısmı bir benzetme şeklinde anlayabilir. Cümle şu şekilde, bu yüzden alemin sureti karşısında melekler insanın yaratılışındaki ruhsal ve duysal güçlere benzer. Şimdi benzer derken mesela bizim ruhsal güçlerimiz, bizim duysal güçlerimiz bizimle ilişkisiyle alemin meleklerle ilişkisi aynıdır. Yani ilişki bakımından aynıdır dediğinde şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu sadece hani böyle güç ilişkisi bakımından bir benzetme mi yoksa şöyle mi diyeceğiz? Bizim vücudumuzdaki ruhsal ve duyusal güçler, yani görme, mesela görme gücü diye bir şey var. Demek ki duyma gücü diye bir şey var. Bu güçler aslında melaike midir? Ve evrendeki güçler, mesela işte ateşin gücü, işte rüzgarın, suyun vesaire, işte acaba bu güçler melaike midir filan? Şimdi öyle anlaşılıyor ki İbn Arabi aslında bunlar hepsine birden, yani bunların meleğe dönüştüğünü, daha doğrusu yani melek dediğimiz şeyin aslında bunları içerdiğini, yani milk demek itibariyle bunları içerdiğini düşünüyor. Fakat daha sonra işte bu örnek vermiştim size bazı şeylerden, yani İbn Arabi yorumcuların en azından bir kısmında böyle bir karışıklık ortaya çıkıyor. Yani sanki burada melaike güçlere irca ediliyor gibi, yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki şimdi İbn Arabi şarihleri bunun üzerine çok dururlar, derler ki aslında güçleri meleklere irca et, melekleri güçlere irca etmiyor. Tam tersi güç zannettiğimiz şeyi meleklere irca ediyor. Yani güç, sizin güç diye adettiğiniz, kuvvet diye adettiğiniz şeyler aslında melaikedir. Dolayısıyla şimdi yani İbn Arabi'nin istikameti farklı. Yani o güçten meleğe doğru. Yani sizin mesela güç dediğiniz, mesela alemin kuvveti dediğiniz, tamam mı? Şeyleri onun melek diye anlamaya dönük, yani onun tarzı o. Bütün yani hem insandaki güçleri
hem evrendeki güçleri böyle algılama, yani böyle anlıyor, böyle yorumluyor deyip gücü meleğe doğru tefsir ediyor. Fakat şey de yani İbn Arabi'nin en azından hani o gelenekten etkilenen insanların bir kısmı böyle düşünmüşler. Yani İbn Arabi melekleri güç olarak yorumluyor gibi. O zaman şimdi burada dillerden birini esas alacağız. Ya güç gerçektir ya melek gerçektir. Benim kanaatime göre İbn Arabi, yani daha doğrusu tartışmasız bir şekilde İbn Arabi'den doğru kavram melektir, güç değil. Yani bizim ona güç vermemiz bir evet bir hayırdır. Fonksiyonu bakımından evet, ismi bakımından yanlış. Hayır. Bak fonksiyonu bakımından evet, senin güç zannettiğin şeyin fonksiyonunu yapıyor. Evet. Ama ismi bakımından yanlış çünkü o melaikedir. İsim bakımından yanlış olunca yani bir de Tanrı ile ilişkisi bakımından gene yanlış. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani biz o bir evet bir hayır meselesini sadece hani öyle bir başlı bir konuşma değil, bütün tikel konularda ortaya çıkan bir mesele gibi mütalaa etmemiz lazım. Öyle düşünmemiz lazım. Şimdi devam. Gerek alemde gerek insanda bulunan bu güçler kendileriyle perdelendikleri için kendilerinden daha üstün bir şey göremezler. Bu şimdi çok enteresan bir cümledir. Yani hakikaten yani bazen mesela İbn Arabi bu kısmı niye yazdı? Bunu çok düşünmüşümdür. Yani buna ne gerek var mesela? Bu bölümü niye yazdı? Bunu çok düşünmüşümdür. Sadece ben değil. Hani şimdi kendimi de böyle acizane bir şekilde şarihler arasına katayım müsaade ederseniz. Yani katmakta bir şey yok. Çünkü yani dediğim gibi yani varlığınla taşıdığın iddiayı sözünde gizleyemezsin değil mi Adem? Şimdi kitaba şerh yazmışsın. Şarihsin ya. Ya estağfurullah ben şarih değilim diyemem. Fakat biliyorsunuz bu şerhin farkını. Bu şerhin farkı şudur. Bunu çeşitli yerlerde anlattım. Şarihler genellikle müellifin yanında durup demek istiyor ki diye o talebeye anlatırlar. Ben ise ilk kez talebenin yanında durup İbn Arabi'ye soru sordum. Yani üstad ne demek istiyorsun diye. Yani dolayısıyla bu ilk kez yazılmış bir talebe şerhidir. Yani İbn Arabi o kurunun sorduğu sorulardan oluşuyor. Benim şerhim öyle bir şey var ama neticede şerhtir. Şimdi şarihlerin de kafası çok karışık. Yani şu paragrafı açıklamada kafaları çok karışık şarihlerin. Benimki de yani aslında çok karışık değil de şöyle yani gerek var mıydı buraya? Bundan tam emin değilim. Fakat şöyle bir şey var. Ben biraz daha şarihlerden farklı düşünüyorum galiba. Yani daha doğrusu buradan böyle bir daha yani evrenle ilgili daha kaotik, daha böyle bir şey düşünüyorum. Şimdi mevzu şu. İbn Arabi'nin tabii başka düşüncelerin çok işe yarayacak. Yani bu konudaki düşünceleri İbn Arabi'nin başka konudaki düşüncelerin çok işe yarayacak. Şimdi temel prensip şu. Her bir şey tamam mı? Her bir şey kendisiyle perdelendi. Tamam, kendisiyle perdelendi. Şimdi bu ne demek? Her bir şey kendisiyle perdelendi. Aslında insanın varlığı kendine perdedir. Perde demek, yani insan aslında kendinden başka bir şey bilmiyor. Şimdi bu cümle böyle ne kadar şiirse söylenirse söylensin, aslında Pisagoryen bir cümledir. Yani bu şeyde mesela Fusukem şehrinde bunu çok anlatırım. Yani benim şehrim çok geçer. Biri bir bilir. Ya da birden bir çıkarın farklı fonksiyonları vardır. Farklı ifade biçimleri vardır. Birden bir çıkar. Şimdi bu ontolojik bir tespit, birden bir çıkar. Fakat bunun epistemik tazammumları vardır. Nedir o? Biri bir bilir. Yani ya da şöyle diyelim, kamil olanı mesela kamil olan bilir. Yani mesela bir talebe, diyelim ki bir hocayı bilebilir mi? Bilemez. Yani bir talebe kendi cihetiyle hocayı bilebilir. Ya da mesela hani Nasreddin Hoca'nın hani basit fıkrası var ya, hani kolu kırılan beni anlayabilir. Aslında demek istediği şey bu. Yani temel olarak demek istediği bir şey. Neden? Herkes kendi kadar bilir. Benim böyle çok sevdiğim bir mısra vardır Süleyman Çelebi'nin. Gerçekten böyle çok hoş, çok böyle zarif bir cümledir. Şimdi Mevlidini yazıyor. Sonuna diyor ki veya başına hani ön söz gibi yani şeyinde diyor ki şimdi diyor ey kare diyor beni eleştirirsin diyor. Yok bu şiir şöyle oldu, böyle oldu filan dersin diyor. Hani hakkındır diyor. Fakat diyor bir şey söyleyeyim sana. Tam-ı nakısı kamil bilir. Tamam bir şey tam mıdır, nakıs mıdır? Bunu kamil bilir. Kamil olan cümleyi kamil bilir. Şimdi yani o hakikaten yani tam şu. Yani her bir şey kendisiyle perdelendi. Tamam. Tam nakısı kamil bilir. Yani bir şey tam mıdır, nakıs mıdır? Bunu ancak tam olan bilir. Çünkü noksanın ne zaman tamamlandığını tam olmayan bilemez. Tamam. Bu çok önemli bir şeydir. Yani günlük hayatta da çok işinize yarayacak bir bilgidir. Genel olarak yani metafiziği anlama veya işte ne bileyim hani din, ahlak vesaire bu konuları anlamak için çok önemli bir şey. Bu nedenle mesela dinde terakki yolu, ahlak yolu Allah'ı anlayabilecek bir adamın ortaya çıkmasıdır. Yani Allah'ı anlayabilecek, tamam mı? Çünkü mevcut haliyle, yani mevcut korkularımızla, mevcut beklentilerimizle,
Mevcut umutlarımıza biz bir şey anlayamayız. Gökyüzünü yeryüzüne indiremeyeceğimiz için yeryüzündekini gökyüzüne çıkartarak gökyüzünü tanımasını isteriz. Dindarlığın hedefi bu aslında. Yani miraç dediğimiz şey bu. Yani gökyüzüye hani şey demiş yani biz gökyüzünü yeryüzüne indirdik demiş Marx Hegel için. Hegel'in felsefesi için. Şimdi din bunu kabul etmez. Yani gökyüzündekini anlayabilmek için ancak gökyüzüne çıkman lazım. Terakki etmen lazım. Dolayısıyla şimdi kişi teşebbüh billah ölçüsünce marifete ulaşır. Yani ana fikir bu. Allah'a ne kadar benzersek, yani Allah'a ne kadar yaklaşırsak biz Allah'ı o kadar tanıyabiliriz. Yani cümle bu. Dolayısıyla şimdi o cümle buradan geliyor. Yani her bir şey kendisi de perdelidir. Süleyman Çelebi de bunu anlatırken diyor ki yani tam-ı nakısı kamil bilir. Yani bir şey tam mıdır, noksan mıdır? Tamam, bunu kamil bilir. Sen bilemezsin. Sen biliyorsan tam olduğunu iddia ediyorsun. Ama diyor, kamil olan ise cümleyi kamil bilir. O da alemde noksan görmez. Çünkü o da işin şeyine bakıyor. Çok acayip, çok hoş bir şeydir. Söylemesi yok mu? Bizim evde böyle bir levha olarak yazdırdık bunu. Yani her çıkışta bir bakıyoruz yani. Alemde noksan görme, alemde bilmem ne görme filan. Yani bakıyoruz yani. Yani levhaya bakıyoruz, levha bir şey söylemiyor. Yani levha bunu söylüyor da. Bir şey olmuyor yani numan. Yani bakıyoruz çıkıyoruz yani. Yani biz de tam onun aksi kamili bilir. Kamili olan cümleyi kamili bilir deyip evden çıkıyoruz yani. Biz ondan sonra besmele çekiyoruz çıkıyoruz yani. Levha olarak yazılır. Siz de yazdırın. Bir şey olmuyor yani. Bir şey olmuyor yani. Şey böyle. Şimdi her bir şey kendisiyle perdelidir. Şimdi İbn-i Arabi bu düşünceye niye geliyor? İlk bakışta sanki şuradan geliyor. Şimdi melekler bir cümle söylediler. Hay mübarekler. Melekler ne dediler ki? Bu Adem mi yani niye böyle yaratıyorsun yani haşa yani niye yaratıyorsun değil de yani yeryüzünde bozgun çıkartacak. Yani sanki meleklerde biz yeteriz diye bir şey var yani böyle bir kanaat var biz yeteriz diye tamam mı? Şimdi İbn-i Arabi diyor ki her bir şey kendisiyle perdelenmiştir. Kendinden kamilini bilmez. Daha doğrusu kendinin dışında başka bir şey bilmez. Her bir şey yani melek de olsa böyle, şeytan da olsa böyle, Adem de olsa böyle. Sadece öyle değil. Mesela Adem'in her bir parçası, mesela göz kendisiyle perdelenmiştir. Yani en kıymetli benim, yani konuşsa mesela, dile gelse, yani bensiz bu süreç olmaz diyebilir. İnsan için böyle, her bir şey için. Yani her bir şeyde böyle kendisini beğenme, kendisini kıymetli addetme diye bir şey var. Her bir güç kendisiyle perdelenmiştir. Şimdi burada bu, yani şimdi İbn Arabi'nin hani böyle eleştirmemiz gereken dili şu. Ya kardeşim bu perdelenmiştir yerine bunu biraz daha böyle anlayabileceğimiz net bir ifadeyle söyle ki yani biz de öyle anlayalım. Öyle demiyor. Perdelenmiştir. Neden? Çünkü yani sünnet dilini takip etmek istiyor. Buradan mesela şuna gidecek. Allah'la aramızda zulmani ve nurani perdeler var. Buraya gidecek. Ve diyecek ki en sonunda mesela bu perdelerin en büyüğü insanın kendisidir. Çünkü her bir şey kendisiyle perdelenmiştir. Tamam mı? Sonra mesela Sadeddin Konevi gelecek ve İbn Arabi'de de o var pardon. Mesela diyecek ki ya bu çok enteresan bir perde teorisi şeyi vardır. Yani bu konularda böyle yazı yazmanızı çok arzu ederim gerçekten. Yani kendimce yani bir şeyler yazdım ama yani bunların sürdürülmesi lazım. Mesela perde normalde olumsuz bir kavramdır. Tamam olumsuz. Fakat İbn Arabi diyor ki ya kardeşim diyor perde olumsuz ama perdenin iki yönü vardır. İçeriye yani yani örttüğü şeye bakan yönü bir de oradan gizli yani arka yönü. Yani perdenin iki yüzü vardır. Perdenin şu yüzü cehalet, şu iç yüzü bilgidir. Aslında insan perdedir bu bakımdan. Yani dış yüzü cehalet, iç yüzü bilgidir. Çünkü perdeden mahcuba daha yakın bir şey yoktur. Perdelenmiş olana perdeden daha yakın bir şey yoktur. Aynı zamanda perdeden uzak bir şey de yok. Çünkü yani ondan yani o kadar yakınken ondan bir de uzaklaşmış oluyor falan. Yani böyle şeyler vardır. Yani İbn Arabi'de hiçbir cümle söylendiğinde bitirilmez. Yani ondan mutlaka başka bir şey çıkartır. Yani böyle bir tarafı vardır. Neyse şimdi her bir şey kendisiyle perdelenmiştir. Mesela melekler dedi ki biz işte üstünüz yani değil mi? Yani bir bakma onu demek istediler. Yani biz seni tespit ediyoruz yetmiyor muyuz falan gibi. Mesela şeytan dedi ki yani ben secde etmem dedi yani. Tamam sen yani ben secde etmem dedi. Şimdi Adem'deki biz üstünlüğü bilmiyoruz ama yani onu da hayatta görüyoruz yani şeyi. Dersin sonunda unutmayın bana size bir hikaye anlatayım. Bu Adem'in üstünlüğüyle ilgili. Yani böyle çok bir şey değil yani aslında burada da anlatabilirim de. Şey olmasın yani ders aksamasın diye söylüyorum. Neyse. Şimdi her bir şey yani her bir şey kendisiyle perdelenmiştir. Neden? Çünkü Allah herkese kendini sevdirmiştir. Allah herkese kendini beğendirmiştir. Ve bu o meleklerin konuşmasında ortaya çıkıyor. Şimdi bunun gerekçesini söyleyeyim. Ha bir şey daha var. Ben şahsen mesela benim esas üzerine durduğum şey şu.
Yani sanki böyle evrende, bütün varlıkta, varoluşta büyük bir kaos var. Yani herkes kendini beğeniyor ve hiç kimse kimseye bakmıyor. Şimdi bu cümle mesela İbn Arabi tarafından daha sonra dini hayat için çok önemli bir problem olarak görülecek. Mesela İbn Arabi'nin paganlık eleştirisi, İbn Arabi'nin sübjektif tanrı telakkileri eleştirisinin temelinde bu olacak. Mesela diyecek ki herkes kendinin baktığı cihetten tanrıyı beğenmiştir. Mesela şimdi birisi için tanrı nedir? Mesela adalet ilkesidir, tamam mı? Adalet, yani bu günlük hayatta da verilir. Mesela düşünün, benim için Allah şöyledir, mesela şudur denir mesela. Birisi için din mesela şudur, yani mesela merhamettir, tamam mı? Birisi, Allah nedir senin için? Merhamettir. Mesela şimdi Hristiyanlıkta diyor ki mesela Tanrı sevgidir diyor. Şimdi bu bir bakış açısı, tamam mı? Bu bir bakış açısı. İbn Arabi diyor ki şimdi bu cümlelerin diyor her birisi doğru olabilir diyor. Veya her birisi doğrudan bir parça teşkil edebilir. Şu şartla, ötekindeki doğruluğu da görmek şartıyla. Ama şimdi sübjektif tanrı telakkisi, yani benim kendi tanrı telakkim, ben şimdi kendimle perdelendiğim için benim zihnimde oluşan tanrı telakkisi de aslında bir perde. Kime perde? Tanrı'ya perde. Şimdi ben diyorum ki mesela tanrı benim için adalettir diyorum. Adalet ilkesidir diyorum. Sen diyorsun ki hayır, benim için sevgidir diyorsun. Öteki diyor ki benim için bile merhamettir. Belki diyor ki başka bir şeydir diyor, tamam mı? Şimdi kardeşim bak, odur, budur, şudur, budur. Şimdi Arif diyor ki, yani İbn Arabi diyor ki, Arif diyor, kendi sübjektif tanrı telakkisi olan fakat bütün tanrı telakkilerindeki yönleri görebilen kişidir. Şey ifadesi var ya, kalbin bütün suretlerinin heyulası oldu. Heyulası oldu bu demek. Yani kalbin bütün inanç suretlerinin heyulası haline geldi bu demek. Yani heyula demek madde, tamam mı? Yani şekil alacak. Benim şeyim, benim kalbim yeryüzündeki bütün inanç suretlerini kabul edebilir. Yani yani manastırdaki adam ne diyor Tanrı'ya? Mesela Tanrı sevgidir diyor. Öteki ne diyor? Tanrı güçtür diyor. Öteki ne diyor? Tanrı adalet diyor. Öteki belki diyor. Tamam mı? Bunların hepsini. Yani bir kişi demek istiyor ki yeryüzünde Tanrı hakkında söylenmiş bütün cümleleri bir arada toplayabilse bu adam Kevni Cami olurdu. Şimdi Kevni Cami olduğunda senin bir şeyin, yani senin böyle vazgeçilmez bir meşrebin kalmıyor. Artık kırılıyor. Yani senin meşrebin kırılıyor. Neden? Çünkü heyula haline geldin. Yani madde haline geldin vesaire. Bu neden şimdi, yani İbn Arabi diyor ki Arif başkasının bilmediği şeyi bilendir. Yani başkası mesela Tanrı'yı bir cihetten görüyor. Yani kendisi perdelendiği için kendisi, yani bu cümlenin mesela ahlaki tazammumları, ahlaki neticeleri üzerinde çok güzel yazılar yazılabilir. İbn Arabi'nin görüşünü anlama açısından çok güzel yazılar. Mesela şimdi ben yine kanaatime göre bu cümle yanlış anlaşıldığı için bazıları mesela İbn Arabi böyle hani putperestliği böyle tolere etti falan gibi böyle abuk sabuk laflar söylüyorlar. Problem buradan kaynaklanıyor. Şimdi diyor ki ya aslında diyor putperest, hani sen şimdi adama putperest diyorsun ama Allah'a bir yönden tapıyor, tapmaya çalışıyor. Çok dar bir yön. Dar veya geniş. Adam dar zaten. Yani adam o kadar. Yani inancı dar değil. Adamın kendisi dar. Kendisi dar olduğu için başka hiçbir şeyi kabul etmiyor. Yani mesela diyelim ki o tanrı bizim mahallenin tanrısı. Ya senin mahallenin tanrısı, herkesin, yani alemlerin Rabbi bunu kabul etmiyor. Bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü her güç ya da herkes, her zihin, her idrak kendisiyle perdelenmiştir. Şimdi cümlemiz bu, tamam mı? Şimdi diyor ki mesela birisi gelecek, mesela bir Arif gelecek, diyecek ki bak senin işte Tanrı, mesela adalet dediğin Tanrı bak aynı zamanda Rahman'dır, tamam mı? Ya kardeşim Rahman nasıl olur ya, Rahman adaleti bozar, bozmaz. İnsan da olsa bozar, Tanrı da olsa bozmaz. Bunu birisi söylediğinde o zaman şimdi o vazgeçilmez ilkesinden ikinci bir isme ulaştı. Yani adalet şimdi geldi merhamete geldi gibi. Bunun hani meşhur ifadesi, şimdi Mevlana biliyorsunuz da böyle şeyleri bir hikayeyle anlatıyor. Daha önce de söylemiştim. Yani iyi mi ediyor, kötü mü ediyor ayrı bir mesele. Fakat şöyle bir şey yaptığı kesin. Herkes de anlama hissi oluşturuyor. Aslında gerçekte kimse anlamıyordur. Şundan dolayı anlamıyordur. Aynı emeği vermeden, hani ben o konuda Hallaç gibi düşünüyorum. Hallaç demişti ki şeye, Ebu Bekir Şibli'ye. Vallahi dedi, Ebu Bekir Şibli Hallaç dedi ki aynı kadeh içtik ama dedi biz sustuk, o konuştu. Bu laf dokunmuş Hallaç'a herhalde, yani öyle anlaşılıyor. Ya kardeşim demiş, aynı kadehten içseydik aynı şeyi söylerdik demiş. Şimdi bir şeyi anlamak için aynı emeği vermek gerekir. Yani aynı noktada olmak gerekir. Yani hani ben az verdim, sen çok, öyle olmaz yani. Şimdi bu konudaki meşhur örnek, yani şurayla ilgili, yani her bir şey kendisiyle perdelendiğiyle ilgili meşhur örnek, Mevlana tarafından dört dili bilen adam şeklinde anlatılır. Dört dili bilen adam aslında peygambere bir övgüdür.
Yani hüdudun dilidir. Yani Feridun Attar'daki ifadeyle peygamberdir o. Yani birisi üzüm diyor, diğeri engür diyor, diğeri inep diyor, diğeri de işte başka bir şey söylüyor. Yani Rumca söylüyor. Ondan sonra kavga ediyorlar, birbirlerine anlaşamıyor, uzlaşamıyorlar. Şimdi dört kelime var, mana bir tane aslında. Bak dört kelime var, mana bir tane. Dört dili bilen adam geliyor, bak mana değil. Dört dili bilen adam geliyor, her birini ayrı ayrı anlıyor ve her birine istediğini veriyor. Tamam mı? Bu peygamber. Yani Mevlana'nın hani o şeyinde, sistematiğinde bu adam peygamberi temsil ediyor. Orada arif diyor. Şimdi arif diye buna özel mana vermeye gerek yok. Arif bilen demek. Yani dört insanın durumunu bilen kişi. Dört insanın durumunu bilen kişi gelip her birine al üzüm dediğinde o zaman sünnetin camiliği, kapsayıcılığı ortaya çıkıyor. Bu ne demek? İbn-i Arabi de bunun karşılığı şöyledir. Her birimizin bir sübjektif ilahı vardır. Yani ilahi mutakadımız vardır. Geldin dersi belirledin ha. Yani şey, yani ben bugün ilahi mutakadı anlatmayacaktım ya. Numa. Şimdi her birimizin bir ilahi mutakadı vardır. Peygamberinki de bir ilahi mutakattır ama peygamberin ilahi mutakadı hepimiz için meşruiyet çerçevesidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bizimkilerin toplamıdır, bileşimidir. Dolayısıyla şimdi peygamber Camiül Ezdad olarak Rabbimizi bildi, Allah'ı bildi. Bu nedenle her birimiz kendi inancını onda bulur. Şimdi geriye dönelim. Dedik ki her bir şey kendisiyle perdelemiştir. Öyle anlaşılıyor ki bu hem insanda hem evrende hem bütün varlıkta bir kaosa ve birbirinden habersizliğe işaret ediyor. Yani tekil olarak. Hani şu ifadeler var mesela. Her bir şey Rabbinin hamdini tesbih eder. Bu şu demek. Durduğu yerde evren hakkında hiçbir bilgisi yok. Mesela dedim ki bir taş. Yani etrafındaki bitkiden, ağaçtan, şundan bundan hiçbir haberi yok. İşte falan. Yani kendi başına şey yap. İnsan geliyor bütün o müteferrik olan, tamam mı? Birbirinden dağınık olan şeyi toparlamış oluyor. Şimdi biz bunun mesela felsefe tarihinde zihnen olan ifadelerini biliyoruz. Mesela zihin şu demek. İmam Maturidi'nin bir şeyini ben bir yazıda kullanmıştım. Alemde diyor dağınık olan şeyleri, bulunan şeyleri toparlamaktır diyor. Yani tarif etmek bu demek, tamam mı? Zihnimiz bunu yapıyor. Yani dağınık. Mesela diyelim ki bulut var, yağmur var. Bunlar arasında bir korelasyon var mı yok mu? Var. Diyelim. Ama var senin zihnin diyor bunu. Böylece şimdi evrene düzeni veren bizim zihnimiz. Gerçekte evrenin öyle olup olmadığını bilmiyoruz biz. Zihnimiz bunu tasnif ediyor, tamam mı? Bunu şimdi şey yani normal yani takip edebileceğimiz kısım burası. İbn Arabi bunu biraz daha ileriye götürüyor. İbn Arabi diyor ki sanki diyor evrendeki bu kendinden habersiz, kendinden perdelenmiş olan şey cemaat gibi. Birbirine bağımsız cemaat gibi. İmam geliyor, yani insan geliyor. Cemaat şey o kesret bir vahdete dönüşüyor diyor. Yani işin bu kısmı böyle yani şiirselliği bakımından böyle şey düşünceye tam sığmıyor. Yani şiirselliği bakımından. Ama tek tek gitsek İbn Arabi'nin hani burada ne demek istediği falan şeklinde gitsek aslında nazari cümlelere dönüşebiliyor. Yani ana şey şu, bütün bunlar insanın natık olmasından çıkıyor. Natık. Tamam mı? Yani düşünebiliyor, yorumlayabiliyor. Sebep sonuç arasında ilişki kurabiliyor, evrende irtibat kurabiliyor, evreni yorumlayabiliyor vesaire. Yani bütün bunlar buradan çıkıyor. İki kademe, yani tekrar şey yapalım. Bir, insanın parçalardan oluşması, parçalardan oluşuyor. Yani bileşik varlık olarak insan, bileşik varlık olarak alem. Bileşik alem. Her bir parça kendisiyle perdelenmiş ve her birinin bir iddiası var. Ama en nihayetinde o alem insanla anlamını buluyor diyor İbn Arabi. Evet. Şey böyle. Devam. Güçlerden her biri Allah katındaki her güce, rütbe ve üstün konum için ehliyet sahibi olduğunu iddia eder. Şimdi mesela Şahri'de burada çok uğraşır. Şimdi Kâşan diyor ki bir rivayette diyor sahip olmadığını iddia eder. Hiç alakası yok. Yani yok. Daha iyi bir eleştiri getirelim. Böyle olur mu Abdurrezzak Kâşan Hazretleri? Yani böyle olur mu? Yani çünkü o zaman yani metnin kontekstine bir baksana. Yani alemde yani evrende asıl olan mahfiyet ve tevazu olabilir mi? Yani varlığı anlamamak demek bu. Yani varoluşu anlamamak demek.
Yumuşatacaktık değil mi şey eleştireyim? Biraz da yumuşatalım. Tamam, siz kendiniz yani. Yani herkes kendi şey cihetine yumuşatsın. Konuyla hiç alakası yok. Yani şeyin söylediğinin hiç alakası yok. Tam tersi, her bir güç, tamam mı? Yani evrendeki her bir kuvve, yani her şeye layık olduğunu düşünüyor. Yani insanda böyle bir şey var. İnsanda ve evrendeki. Bu, yani bu bir bakıma her bir şeyin böyle hareketini sağlayan şey. Yani her şeyde bir maksada doğru gitme. Mesela bunu şimdi biz tabii hani İbn Arabi hiç referans vermediği için irtibatlarını kuramıyoruz ama yani bu kuvve fiil nazariyesiyle izah edilebilecek bir şey. Kuvve fiil. Ya da mesela telos delili, mesela gaye delili, mesela nizam deliliyle izah edilebilecek bir şey. Yani evrende her bir şeyin bir gayesi var ve gayeye doğru gitme. Mesela kimse ya bu gaye bana bir numara fazla demez yani. Bana fazla gelir demez. Tamam. Yani her şey, ben bu konuda biraz yani konuyla ilgiliyimdir. Yani pek çok yazıda bunları dile getirmişimdir. Yani her bir insanın taşıdığı var olma iddiası buna bağlı olarak yani evrendeki yani her bir şey, çünkü var olmadan daha büyük bir iddiamız yok. Bu nedenle mesela tasavvuf bence çok güzel görerek şunu söylemiştir. Kişinin en büyük günahı varlığıdır demiştir. Tamam mı? Yani en, çünkü en iddiamız o, yani en büyük iddiamız odur. Yani bundan dolayı ben şahsen mesela hiçbir zaman mesela dille beyan edilen tevazuyu, mahfiyeti ben hiçbir zaman şey kabul etmem. Varlıktan daha büyük bir iddia yoktur. Var olmaktan daha büyük bir iddia yoktur. Şimdi İbn Arabi bunu ileri noktaya taşıyor. Bence buradaki şey, yani ana fikir telos, yani şey gaye, nizam. Yani her bir şey bir gayeye doğru yürüyor, tamam mı? Yani daha böyle şairsel, daha şiirsel konuşan kişiler bunları şey yapabilir. Yani hani bir taş işte bir maksada doğru gidiyor, işte bir bilmem bir damla bir maksada doğru gidiyor falan. Yani kimse mesela hani yani İbn Arabi'nin biraz şiirselliğine şey yaparak söyleyeyim. Yani bir damla ya ben deniz karşısında neyim ki, gitmesem ne olur falan diye düşünmüyor. Yani bunu demek istiyor. Her şey böyle bir gayeye doğru, her şey bir akışa doğru gidiyor diye düşünüyor. Fakat şimdi temel mesele bu akışa doğru giderken yani sanki ben, yani bir ben varım gibi. Yani çünkü kör, yani sistem şeyde kör, yani böyle bir şey var. Bu ortaya çıkacak. O zaman biz hani garibim firavuna en arabikim öyle hala dediği için çok da şey yapmamak lazım. O kefir. Garibim de mi? Yani, kafir yani. Kafir de bir düpedüz kafir zaten, yani öyle laf söylenir mi? Ondan sonra canlı yayın ne kadar zor yani, tutamıyorum da kendimi ben şimdi o kadar yani evet. Az bile efendim yok, tutayım kendimi tamam, sıkın evet hani hikaye anlatacağım, yani ha tamam, bir hikaye anlatacağım size, tamam. Güçlerden her biri Allah katındaki her yüce rütbe ve üstün konum için ehliyet sahibi olduğunu iddia eder. Kâşani Hazretleri bu konuda biraz yanlış içtihatta bulundular. Bunun nedeni Allah'ın onlara ihsan ettiği toplayıcılık özelliğidir. Şimdi bu enteresan bir konu. Yani ben şahsen mesela işin bu tarafının çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani İbn Arabi mesela bu paragrafı Adem faslına, yani Adem bölümünde şahsen benim kanaatime göre en şey yer, şerhle es geçmiş. Yani hani mesela şey diyor ki, Tilimsen diyor ki, zaten diyor manam mefhum. Neresi mefhum ya? Neresi mefhum? Ne anladın yani? Yani hiç yani manam mefhum anlaşılmıştır. Kim anladı ya? Nereden anladın? Yani diğer şerhle biraz daha uğraşıyor. Davut Kayseri falan uğraşıyor. Geçiyor yani hani. Çünkü zor bir konu. Yani hakikaten zor bir konu. Çünkü burada yani parçaların ne olduğu, yani evreni teşkil eden ya da insanı teşkil eden bu parçalar ne oldu, bu konuda bir fikri olması lazım. Yani İbn Arabi'nin ne düşündüğüne dair bir fikrimiz olması lazım. Şimdi İbn Arabi burada, şimdi İbn Arabi'nin düşüncesindeki en böyle merkezi kavram toplamadır, cemdir. Tamam mı? Yani bir şöyle bir söz söyleyeyim size. Hani İbn Arabi şimdi her peygambere bir faslını yazıyor ya, bir ana fikrini yazıyor. Hani deseniz bana hocam İbn Arabi'ninkini yaz, cem diye yazarım. Yani İbn Arabi bir cem düşünürüdür, tamam mı? Cem. Şimdi cem ne demek? Şimdi paradoks burada. Cem aslında toplayıcılık demek. Cem. Mesela benim tercümelerde, özellikle Sadreddin Konevi'deki tercümelerde en zor tercüme edilen yerlerden bir tanesi burasıdır. Allah biliyor yani, o zaman da mesela Konevi'nin ne demek istediğini tam olarak biliyordum. Yani hiçbir şeyim yok orada. Fakat bu yani Türkçe'ye tam olarak nasıl ifade edilir? Cemiyetin şimdi muhtelif ifadeleri var. Diyelim ki mesela
Mesela cemiyeti ilahiye, tamam mı? Cemiyeti ilahiye. Ya da mesela kevni cami. Mesela şimdi böyle ifadeler var. Ya da mesela ahadiyeti cem, tamam mı? Ahadiyetil mecmu. Böyle tabirler var, böyle ifadeler var. Şimdi bunların hepsi çok zor ifadeler, fakat şöyle bir zor bu. Yani bunu hani bunu es geçelim. Yani bunu anlamayalım. Bunu anlamazsan sistem hiç kendini göstermez. Çünkü sistemin kilit kavramı bu. Yani bütün sistem bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla şimdi yani burada yani ana şey cem. Cem'den gitmemiz lazım. Şimdi İbn-i Arabi bir cem düşünür. Yani mesela şöyle diyelim, hani kabaca söyleyelim. İbn-i Arabi'ye göre Cenab-ı Hak kimdir? Camidir. Camiül Ezdat'tır. Camiül Ezdat'tır. Tamam mı? Allah Camiül Ezdat. İnançlarda ortaya çıkan farklılıkların bütün sebebi Camiül Ezdat olmasıdır. Mesela Tanrı Camiül Ezdat olmasaydı hepimiz aynı şeyi bilirdik. Tamam. Mesela bu nedenle şimdi İbn-i Arabi muhtemelen şunu çok rahat kabul edebilir. Mesela deizmde tek bir Tanrı tasavvur biçimi vardır. Neden? Çünkü Tanrı orada Camiül Ezdat olarak anlatılmıyor. Salt varlık olarak söyleniyor. Bu bir Camiül Ezdat durumu değil. Yani Tanrı varlıktır, tamam mı? Varlık ilkesidir yani. Şimdi bunu herkes kabul edebilir. Buradan tezat çıkmaz. Yani buradan bir şey çıkmaz. Ama Tanrı mesela en uzak, mesela müteal iken çok yakın ise bu bir tezat durumudur. Bu nedenle şimdi biz yani Camiül Ezdat olanı anlamakta çok güçlük çekeriz. Anlamakta güçlük çektiğimiz için herkes farklı farklı yönlere sapar. Tamam. Mesela Tanrı uzakların uzağındadır. Ama bir ip sarkıtsak, hatta şey Peygamber Efendimiz şey diyor. İşte burada hadis öyle gelmiş. Ben şey olarak ipini diye hatırlıyorum ama delve kovasını diye geçmiş şeyde. Yani şairlerden birisi öyle almış. Yani birisi diyor kovasını sarkıtsa Allah'ın üzerine düşer. Tirmizi'de geçiyor bu hadisi. Tirmizi ya da Ebu Davud'da. Yani sahih bir hadis. Neden? Çünkü şimdi bizim zihnimizde farkında olmadan Tanrı hep yukarılarda ve ötelerdedir. Halbuki şimdi din zaten o yukarılarda ve ötelerde olanı aşağıya getiriyor. Daha doğrusu yakına getiriyor. Paganlar için ise Tanrı zaten yakındadır. Yakında olanı bu kez uzağa getiriyor. Yani din aslında şöyle hem filozofa, yani filozofa yakınlığı pagana uzaklığı ekliyor. Yani bir evet bir hayır, tamam mı? Yani sadece İbn-i Rüşd'e bir evet bir hayır demiyor. Aynı anda din filozofa da bir evet diyor, bir hayır diyor. Pagana da bir evet bir hayır diyor. Şimdi bu çok önemli. Mesela pagan diyor ki mesela Tanrı bize çok yakın, tamam mı? Yani mesela Tanrı bizim için sudur diyor. Tanrı bizim için ekmektir diyor, tamam mı? Doğru. Yani kendi bakımından doğru. Şimdi buna geliyor, bunu geliyor diyor ki defa diyor dili değiştirelim. Yani Tanrı'ya su diyemeyiz. Tanrı'ya ekmek diye ne diyeceğiz? Tanrı suyu yaradandır diyeceğiz. Ekmeği yaradandır diyeceğiz. Ama Tanrı aynı zamanda çok uzaklarda, çok ileride. Şimdi böylece pagana bir evet dedik, bir de hayır dedik. Platon'a bir evet dedik, bir hayır dedik. İbn-i Rüşd'e bir evet dedik, bir hayır dedik. Böylece din ikisine yani iki tane şey var, muhatabı var. Din şurada duruyor diyelim. Şurada pagan, duyu ya da hayal gücü, duyu ya da hayal gücü, tamam mı? Hayal gücü. Şurada diyelim ki akılcı, filozof. Bu ise salt akıl gücü. Şimdi şunun gereği tenzih, mutlak bir tenzihçilik. Şunun gereği teşbih. Tamam, teşbih. Şimdi teşbih demek buradadır. Yani şimdi burada. Mesela Tanrı'nın rahmetini konuşuyoruz. Nasıldır Tanrı'nın rahmeti? Babam gibi. Anne gibi. Kesin. Yani genellikle. Mesela Tanrı'nın adaleti nasıldır? Baba gibi falan öyle derler. Ondan sonra veya iktidarı baba gibi şey. Tamam. Şimdi bu teşbih. Tenzih ise ötede. Bak. Şimdi Tanrı hakkındaki konuşma, yani iki insan konuşuyor, tamam mı? Burada, biri burada diyor, diğeri ötede diyor. Şimdi din geliyor. Bu din gözükmek için arada işte şey yapıyorum. Hocam ben dikkat ederim. Arkamı dönmeyelim. Yüzüm çıkmasın diye. Tamam. Peki. Şimdi bak. Pagan o şey burada diyor, tamam mı? Tanrı için Tanrı burada. Şimdi ve bak bütün vakit Tanrı'nın vakti. Şimdi. Yok ahiret, öteki, berik bunların hiçbiri yok. Şimdi burada. Yani paganın vakti bu. Din anlayışı bu. Bu bakımdan pagan kelimenin teknik anlamıyla tam İbnül Vak'tır. Tamam mı? Yani şimdi burada. Yani Tanrı şimdi burada. Şey böyledir. Fakat şimdi dinler geldi. Dinler şimdi Tanrı yukarıya, yani Tanrı telakkimizi yukarıya kaldırdılar. Orada dediler. Fakat şimdi bir de orada diyen başkaları vardı. O da filozoflar ya da akılcılar.
Onlar da dediler ki şimdi burada. Yani böylece bir tarafın yani orada diye ısrar edenlere burada dedi, orada ve burada. Burada diye neyse orada dedi. İşte buna ne diyoruz? Cem diyoruz. El cem. El cem, tamam mı? El cem. Beyne tenzihi ve teşbihi. Tamam mı? Bak el cem. Şimdi bunun kolay ve yanlış tarafı şu. Yani her kolaylıkta bir yanlışlık vardır. Bunu bir defa prensip olarak kabul etmek lazım. Herhalde din paganlıkla filozofluğun birleştirilmesidir gibi oluyor. Hani cem demek el cem beyne. Tercümeleri çok acayip hatalı. Mesela bir tercüm, mesela bir mütercim Türkçe mi düşünüyor, Arapça mı düşünüyor? Ben bunu şuradan anlarım. Cem kelimesinden verdiği manada. İkisinin arasını birleştirmek. Tamam mı? Dediğinde bu adam Arapça düşünüyor, Türkçe düşünmüyor. El cem beyne kelimesine nasıl mana verdi benim için çok önemli. Ben bakarım mesela. Tamam? El cem beyne ne demiş? İkisinin arasını. Çünkü cem beyne, yani hem ceme mana veriyorsun hem beyneye. Normalde şimdi cem beyne de şimdi şu iki arayı birleştirmiyoruz. İki şeyi birleştiriyoruz. Yani arayı kapatıyoruz ama yani iki şeyi birleştiriyoruz. Buna şimdi bir adam el cem beyne dediğinde ben tamam derim. Bu adam Arapça düşünüyor. Yani Türkçe düşünceye geçememiş var. Şimdi el cem beyne tenzihi ve teşbihi. Yani tenzihle teşbih cem ediliyor. Fakat nasıl cem ediliyor? Problem burada. Nasıl cem ediliyor? Biraz ondan biraz bundan mı? Böyle olduğunda işte İbn Arabi'ye yönelik en basit ve en sıradan eleştiri ortaya çıkıyor. Eklektik. Yani biraz ondan aldı. Şimdi İbn Arabi bunu reddediyor. Yani böyle değil diyor. Yani el cem beyne tenzih ve teşbih yeni bir durum. Tamam mı? Bak yeni bir durum. Nasıl bir durum? Şu tarafların anlayamadığı bir durum. Bunu anlayamadıkları için yani o tezatı, o tezat durumu anlayamadıkları için adam baktı, burada dedi. Öteki baktı, orada dedi. Anlayamadıkları için. Bu nedenle şimdi, yani bence de mesela İbn Arabi'nin düşüncesinde en zor konu burasıdır. Konulardan birisi, en zor konu burasıdır. Yani cem meselesi, en zor konu. İbn Arabi de zaten anlamamızı beklemez. Çünkü bunu anlayabilmek için kişinin bir defa cem olanın, yani cami olanın kendisi olduğunu bilmesi lazım. Kevni cami. Yani bunu daha önce geçmişti derste. Yani el cemi anlayacak adam kevni camidir. Tamam mı? Kevni cami. Kevni cami. Şimdi kevni cami ne demek? Kevni cami aslında ahlaki varlık demek. Ahlaki varlık demek. İnsanın tanımı bu İbn Arabi'de. Cami, cem eden. Bir insan ancak mütehallik bir ahlakillah olduğunda kevni cami haline gelebilir. O zaman Tanrı'nın cami olduğunu veya cem eden olduğunu anlar. Ama bu durduk yerde hani şimdi mesela anlaşılacak bir şey değil. Yani Tanrı hani şunun gibi mesela böyle basit bir anlatımla. İşte Tanrı'nın şu vasfı olduğunu bir grup kabul edemedi. Şu vasfı olduğunu bir grup kabul edemedi. Şimdi bunların ikisini bir araya getirelim. Öyle değil. Çünkü bunlar bir araya geldiğinde yani öyle bir şeyden mesela sıcak diyelim ki soğuk. Şimdi bunlar bir araya geldiğimizde öyle bir şey olacak ki yani hem sıcak hem soğuk, tamam mı? Yani böyle bir şey olacak. Demek ki o iki grubun anlayamadığı bir seviyeden konuşuyor olmamız lazım. Şimdi İbn Arabi'nin böyle hani ana kavramlarından birisi bu. Yani cem meselesi. İbn Arabi bir cem düşünürüdür. Bu nedenle de yani söyledikleri tam şeye uymuyor. Yani sisteme tam uymuyor. Yani böyle bir hani bir felsefe rahatlığı, yani felsefe akıcılığı metinde ortaya çıkmıyor. Halbuki mesela tenzihi setse o zaman sistem çok felsefi olarak oturabilir. Yani Tanrı nedir? Mesela Tanrı salt varlıktır dese ya da işte vacibul vücuttur dese bu cem olmazdı. Yani cemi gerektirmezdi. Ama onu dediği yerde Tanrı ile alem arasında kurduğu ilişki vacibul vücut hakkında söylediklerine aykırı oluyor. Yani temel şey bu. Yani İbn Arabi'nin düşüncesindeki temel mesele bu. Yani en azından zihninizde şurası yerleşirse çok memnun olacağım. İbn Arabi bir cem düşünürüdür. Cem etmek ama iki şeyi bir araya getirmek değildir. Cem etmek belki bir hayat boyunca yani bir mücadeleyle fark edebileceğimiz, idrak edebileceğimiz bir şeydir. Çok zor bir şeydir. Ve tekrar edelim. Allah camiül ezdattır. İnsan kevni camidir. Alemdeki her bir şeyde bir cemiyet yani bir toplayıcılık vardır. Yani şey bu yani problem tam olarak bu. Yani düşünce şeyi bu. Şey diyor hocam, Mütterafe Mekke'de isimler diyor birbirlerinin kardeşleridir. Hı hı. Mesela hani modille nasıl diyeyim, hani hadi birbirine diyor şeydir ama aynı zamanda şeydir, düşmandırlar diyor. Evet. Yani
kardeşlerinizin arasını yapın. Evet. Yani Esma'nın birbiriyle ilişkisi konusu. Evet, ben Üstad biraz okumuşluğum var ama hatırlayamadım o cümleyi. Yani son kısmı hatırladım, o düşman kısmını hatırlayamadım. Evet, yani şöyle, yani yapın demek şu demek, idrak edin. Yani mesela El-Mudil ismiyle El-Hadi ismi Allah'ın isimleri hakikaten. Bu nedenle hani daha önce de burada söylemiştim. Mesela gelecek gene şeyde. İslam geleneğinde benim kanaatime göre iblis ve şeytan aslında paralel bir şekilde melaikenin varlığı zayıflıyor. Yani esma fikri bunu sağlıyor. Yani iblis mesela hani şeytan İslam geleneğinde çok güçlü değil. Yani Hristiyanlıkta olduğu gibi güçlü değil. Neden güçlü değil? Çünkü bir defa ilahi isimler fikri Tanrı'ya rağmen davranma şeyine yol açmıyor. Yani şu, mesela İbn-i Arabi'nin şöyle bir cümlesi var. Şimdi diyelim ki mesela hikayemiz, yani cennetten kovulma vesaire. Diyelim ki bu hikayemiz. Şimdi ben bu Fütuhat-ı Mekke'nin böyle bir şeyi vardır. Ya bir sürü şey bazen yani bildiğim konular zaten böyle tekrar ediyor. 3 sayfa, 5 sayfa falan. Hakikaten böyle sıkılıyorsun yani. Ha, bir bitse bir bitse falan. Sayfanın sonuna doğru bir şey anlatır. Bir anda böyle darmadağın edersen falan. Bunlardan bir tanesi şöyleydi. Şimdi diyor ki yani gidersin, yani gideriz diyor öteye diyor. Perde ortadan kalkar. Adem der ki ya bütün bunlar bir mekirmiş. İblis der ki ya ben de oyuna geldim. Öteki der ki ben de bilmem. Tamam mı? Yani ilahi isimler teorisinden kardeşleri uzlaştırın şey cümlesi gibi. İlahi isimler teorisinde bütün şey bir üst dilde buluşur. Ama eğer güçlü, şimdi güçlü bir şeytan fikrinin olabilmesi için güçlü bir madde teorisinin olması lazım. Güçlü bir karanlık teorisinin olması lazım. Tamam. Güçlü bir dalalet fikrinin olması lazım. Ama İslam olan hiçbirisine müsaade etmiyor. Çünkü yani Allah'ı tanımlarken yerin göğün Rabbi diye tanımlayınca yerde ve gökte boş bir şey yok. Yani boş bir alan yok. Yani hiç kimse. Bu nedenle şimdi benim kanaatime göre mesela İslam ahlak teorilerinde şeytanın yerini insan nefsi alıyor, arzuları alıyor. Mesela insanın arzuları şeytana göre daha güçlüdür. Dolayısıyla böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bunların tabii yani biz mesela yani böyle mukayeseli bir şekilde işte yani İslam neyi nasıl buldu, nasıl dönüştürdü, değişti. Bunları tam olarak bilmiyoruz ama bugün en azından bu cümleleri ben söylemiş olayım. Yani şeytan fikri, çok güçlü bir şeytan fikri İslam'da ortaya çıkmamıştır. Yani temel şey bu. Şimdi devam edelim. Güçlerden her biri Allah katında, evet. Bunun nedeni Allah'ın onlara ihsan ettiği cemiyet özelliğidir. Bu cemiyetin bir kısmı ilahi mertebeye, bir kısmı hakikatler hakikatine ve bu nitelikleri taşıyan yaratılışta ise ulvisiyle, suflisiyle alemin bütün kabiliyetlerini içeren tümel doğanın gerektirdiği şeye döner. Şimdi enteresan, yani telimsane gibi konuşacağım, çok açık. Çok manamıyor. Yani anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı. Çiğdem anlaşıldı mı? Sorun yok yani. Hani. Ondan sonra sorun var ya, olmaz mı ya? Allah Allah. Şimdi her bir şeyde yani sıkıntı şurada. Yani daha doğrusu şöyle, şaşırtıcı tarafı şurası. Bunu sadece insan için söyleseydi kolay izah ederdim. İnsan için söylemiyor. Her bir şeyden söylüyor. Şimdi her bir şeyin yaratılışında doğa var. Tamam, doğa var. Hakikatler hakikati var. Hakikatler hakikati var. Üçüncüsü ilahi mertebe var. İlahi mertebenin özellikleri. İlahi mertebenin özellikleri. Tamam. Şimdi İbn Arabi'nin şöyle bir tarafı var. Şimdi bunun üzerine uzun uzun konuşsam der ki ya bunların üçünü de aynı anlamda kullanmıştım da diyebilir. Demediği için yani şu an hani böyle bir şey şu an demediği için biz gidelim. Şimdi yaratılan her şeyde bir doğa tarafı var. Doğa konusu mesela İbn Arabi'nin düşüncesini çok önemli bir yer tutar. Ve mesela o kadar önemlidir ki bu yer. Şöyle mesela mesela şöyle bir cümlesi var. Bir, doğa Rahman'ın tecellisidir. Yani mesela yine peş peşe cümleler söylüyorum, tamam mı? Doğa konusu çok önemli bir konu çünkü
Özellikle şimdi tasavvufu çevresindeki madde karşıtı ekollerden ayrıştıran en önemli şey doğa görüşüdür. Yani çünkü bu doğada bir de insan doğası var. Yani insan doğasını nasıl ele alacağız? Acaba insan doğası kötü müdür, iyi midir? Şimdi böyle bir problem var. Dolayısıyla şimdi yani burası, yani İbn Arabi'nin düşüncesini anlama bakımından ya da tasavvufun düşüncesini anlama bakımından burası çok önemli bir konu. Doğa fikri. Şimdi İbn Arabi diyor ki mesela doğa, şimdi insanlar diyor doğanın kıymetini bilememişlerdir. Mesela tabiat nedir? Tabiat-ı külli nedir? Tamam, bunu bilememişlerdir yani. Tabiat Rahman'ın mazharıdır. Yani Rahman'ın bize bakan tarafıdır. Bunun şimdi bir benzeri Sadeddin Kunevi'de geçer, Sıla-i Rahim'le ilgili. Şeyde şimdi tercüme yapar, mesela ilk tercüme ettiğim kitap şeydi, Kırk Hadis Şerhi'ydi Sadeddin Kunevi'den. İşte 93 falan yani tarih, 90, yok 93 değil, 94 dün sonu galiba. İlk tercüme ettiğim şey Sadeddin Kunevi, yani Kırk Hadis Şerhi. Şimdi bir tane şeye geldim, Hadis Şerif'e geldim. Gitmiyor, yani hadis gitmiyor. Gecenin bir vakti dedim, işte o zaman hani uzun uzun çalışıyoruz. Neyse dedim, hani sabahleyin kalktım, hadis daha da zorlaştı. Yani akşam hani böyle, neyse. Şimdi mevzu şu, Sıla-i Rahim'le ilgili hadis-i şerif. Hani kim işte Rahim, şücnetün mine Rahman. Rahim, Rahman'dan bir daldır. Kim onu vasıl ederse, yani sıla ederse filan gibi böyle bir hadis-i şerif var yani şeyde. 13. hadis olabilir veya başka bir hadis-i şerif olabilir. Şimdi Rahman, Rahim, Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim'i biliyoruz. Akraba ziyaret demek filan. Sadeddin Kunevi direkt şöyle bir cümleyle giriyor. Diyor ki, bu diyor maddenin diyor kemalini bilmeyenler diyor müteahhirin filozoflardır diyor. Bunlar zannetmişlerdi ki ruhun kemal erebilmesi için tecerrüt etmesi gerekir. Halbuki ruhun bütün kemali bedenle irtibatına bağlıdır. Şimdi Sıla-i Rahim diye bildiğimiz şey, yani akraba ziyaret diye bildiğimiz şeyi Sadeddin Kunevi tuttu, ruh beden ilişkisine bağladı. Tamam, bizim bak şimdi yani akraba ilişkisi değil mi? Yani hani aslında şimdi dolaylı olarak onunla ilişkili. Çünkü yani akraba dediğin şey nedir? Yani bedenimin dünyası. Yani annem, babam, işte akrabalarım vesaire değil mi? Şimdi bunlarla kavgalı olmanın bir anlamı yok ki. Yani onu biraz daha büyütelim. Şehrim, mekanım. Yani şimdi bizim bu mekan berbat, bir başka mekanda yaşayalım demenin. Ya da zaman mesela. Bu zaman çok kötü, başka bir zamanda yaşayalım demeye gerek yok. O zaman şimdi yaşadığın zamanla, yaşadığın mekanla, yaşadığın insanlarla ve yaşadığın toplumla barışık olman lazım. Yani bedeninin dünyasıyla barışık olman lazım. Şimdi Sıla-i Rahim'in ana fikri bu. Şimdi Konevi onu biraz daha daraltıyor. E kardeşim diyor, bu böyleyse o zaman diyor bu ruhun da bu bedenle barışması lazım. Yani kavga üzerine, yani ruh beden ilişkisini kavga üzerine tesis edersek, yani ruh bedenden nefret ediyor. Şimdi bunlar bizim ahlak hayatımızın çok önemli problemleridir. Şu şekilde mesela şöyle anlatayım size. Şimdi İslam'a mesela Hristiyanlık gözüyle baktığınız zaman İslam bir şehvet dini gibi gözükür. Tamam. Bu 1500 senedir böyle. Yani bugün ortaya çıkmış böyle bir şey değildir. 1500 senedir böyle. Neden? Çok açık. Hazreti İsa'nın bir doğal hayatı yok idi. Tamam mı? Doğal hayatı. Yani bir beden hayatı yok idi. Hazreti Peygamber'in ise bütün hayatı doğal bir hayat idi. Yani anne babadan dünyaya geldi. Evlendi. Çoluğu, çocuğu, işte kendi kardeşi yok galiba. Peygamberimizin vesaire, yani bütün şey, yani yedi, içti vesaire değil mi? Normal bir insan olarak yaşadı filan. Bu nedenle şimdi yani Hristiyanlıktan Peygamber Efendimiz'e bakıldığı zaman yani Hazreti İsa'yla bir çelişki görüyorlar. Diyorlar ki yani bu İslam dediğim şey bir doğu şehvetizmi. Yani bir doğu, yani oryantal bir şehvet. Yani bir hani böyle bin bir gece masallarında tavsiye edin böyle bir şey diye düşünmüşler. Bu nedenle sürekli olarak İslam'a buradan saldırırlar. Şimdi bu mevzu doğrudur, yanlıştır. Yani daha doğrusu yani nasıl cevaplandı ayrı bir mesele. Ama şimdi şöyle bir noktaya gelmek istiyorum. Sadeddin Kunevi diyor ki ya diyor bu insanlar diyor müteahhirin filozoflar dediği aslında Hristiyanlığın etkisinde ya da Zerdüşt geleneklerin etkisindeki filozoflar demek. Bu adamlar diyor ruhu anlayamadılar. Zannettiler ki ruhla beden arasında bir kavga var. Yani ezeli bir düşmanlık var. Halbuki böyle bir düşmanlık yok. Dolayısıyla şimdi Sıla-i Rahim demek yani senin anne babanı ziyaret etmen demek aslında senin bedeninle barışman demek. Tamam, bedenle var. Şimdi ben şahsen mesela o şeyi hadis-i şerif yorumunu şu açıdan çok önemsemiştim. Normal diyelim ki hani şey açısın ne diyeyim hani ahlaki hayatta yani ezbere konuştuğumuz bir hadis-i şeriften Sadeddin Kunevi nasıl böyle bir evrensel netice çıkartabilir? Yani gördüğüm mesela en hoş yorumlardan bir tanesi buydu. İslam'da bir Sıla-i Rahim vardır. Bir akraba şeyi vardır çünkü bedenimizle barışmalıyız. Yani ve bunun üzerine mesela en son bir şey yazdım bu Sabah Ülkesi'nde, bana rahmet yerden yağar. Ana şeyi şuydu.
İslam dünya ile ahiret arasındaki kavgayı bitirir. Madde ile ruh arasındaki kavgayı bitirir. Bedenle ruh arasındaki kavgayı bitirir falan filan. Yani bitirir de ne olur? Yani bitirebilir mi? Tabii bitiremez yani. Ama burada bir tezat olduğunu reddeder. Bu nedenle şimdi olması gereken şey ruhun bedeni tedbiridir der. Yani İslam'ın bakış açısı budur. Bu Hazreti Peygamber'den geliyor. Yani Hazreti Peygamber'in yaşama tarzından, daha doğrusu şeyden geliyor. Şimdi bu açıdan şimdi doğa meselesi yani bizim için çok temel bir konudur. Şimdi denk gelmişsiniz de bilmiyorum. Kütahat-ı Mekke'de şimdi doğa ile ilgili bir şey anlatırken İbn Arabi bir rüya bahseder, bir rüya anlatır. Rüya biraz zor bir rüyaydı. Ben normalde biraz daha böyle hani örtelim falan diye uğraştık, örtemedik, daha kötü yattık. Açın bakın yani şeyi okuyun yani o rüyayı Kütahat-ı Mekke cilt şeyini unuttum şimdi ama. 11-12'lilerde miydi? Neredeydi? Unuttum şimdi. Şunu anlatır. Der ki, doğa hakkındaki bu sırrı ifşa edince diyor, böyle bir rüya gördüm. Ve anladım ki yani insan arasında doğadan perdelenmişler. Yani doğanın ne olduğunu anlamamışlar. Arkadaşlar, bizim için yani ben hani böyle yani çağdaş işte İslam düşüncesi falan bu tabirleri çok kullanıyorum. Yani modern çağda, modern diyordu bir İslam düşüncesi. Yani bu tabiri çok kullanıyorum. İslam düşüncesi tabirini kullanabilmemiz için doğa fikrimizin böyle açık seçik yani bir şeye ulaşması lazım. Doğa nedir? Yani bu tabiat nedir? Tamam? Bu evren nedir? Bu konuda bir fikrimizin oluşması lazım. Ve galiba yani benim anlayabildiğim kadarıyla yani bu konuda herhalde en çok istifade edebileceğimiz kişi İbn Arabi gibi gözüküyor. İkinci mesele doğa fikrini doğru anlarsak yani doğa fikrini doğru anlarsak bu panteizm, manteizm falan bu konularda daha açık seçik bir fikre ulaşabileceğiz. Yani bu doğa meselesi. Dolayısıyla şimdi İbn Arabi diyor ki var olan her bir şeyde doğanın bir parçası vardır. Şimdi bir şeyde bir şeyin parçası varsa ondan meydana gelenler arasında sürekli bir iletişim vardır. Yani sürekli bir irtibat vardır. Bu şimdi yani bence bu da biraz Pisagorean ya da hani eski filozoflarda da olan bir düşünce fakat İbn Arabi buna çok kıymet verir ve İbn Arabi'nin düşüncesinin aynı zamanda bir mikrokozmos, makrokozmos düşünce olduğunu unutmayacaksınız. Mikrokozmos, kozmik ve makro. Tamam. Makrokozmos düşünce olduğunu unutmayacaksınız. Şimdi bu ne demek? Mikro, makro ne demek? Şimdi mikro ve makro şu demek. Mesela şu kalem nereden yapıldı? Plastikten. Tamam. Dünyadaki bütün plastiklerle bunun arasında bir irtibat var. Yani ben bunu tanırsam dünyadaki bütün plastik malzemeyi tanıyabilirim. Yani bunlar arasında bir irtibat var. Ya da dünyadaki bütün plastikleri tanıdığımda aslında bunu da tanımış olurum. Yani mikro makro ilişki bu demek. Şimdi tuhaf bir şekilde yani İbn Arabi'nin düşüncesinde yani takip etmekte güçlük çektiğimiz yer burası. Yani İbn Arabi bu şeye çok önem atfediyor. Yani bu mikro makro meselesine çok önem atfediyor. Aslında İbn Arabi'nin düşüncesindeki bütün bu keşif, hani inkişaf, müşahat falan bunların hepsinin temelinde bu var. Yani biz bir mikro alem olduğumuz için bütün alemdeki bilgiler bizden ortaya çıkıyor. Yani vakti ve zamanı geldiğinde bilgiler bizden ortaya çıkıyor. Yani benim mesela hani dışarıdaki bir ağacı tanımamak için ağaca bakmama gerek yok. O ağaç bende mevcuttur. Şimdi doğayla ilişkide bende şimdi doğa bulunduğu için mesela hani kabaca şimdi hani kaba bir anlatımla şimdi doğa demek ne demek? En kaba anlatımıyla diyelim ki dört unsur demek. Dört unsur demek. Şimdi bu dört unsur bende bulunduğu için ben doğal olan bütün varlıkları tanıma gücüne sahibim. Yani doğal, tamam mı? Doğal düzlemdeki bütün varlıkları tanıma imkanına sahibim. Neden? Çünkü ben doğal bir varlığım. O zaman şimdi İbn Arabi de var olma keyfiyeti epistemik imkanları da belirliyor. Yani ben madem ki böyleyim, yani doğadan var oldum, o zaman doğal olan bütün şeyleri bilebilirim. Hani şimdi söylemesi şey olmasa hani şimdi ben tezim şeydir ya Sadin Konya'da bilgi ve varlık. Bunun böyle yazılmasının sebebi buydu. Bilgi ve varlık demek onun bilgi imkanları onun varlığıyla irtibatlıdır. Yani varlıktan çıkıyor. Dolayısıyla hani böyle şimdi hani rastgele hani konu böyle geldi de böyle yazılmış bir tez konusu değildi. Ondan sonra şimdi onun bilgi imkanları yani o yani bir kişinin mesela Konya'da diyelim ki bilgi imkanları, bilme imkanları varlık imkanları, varlık telakkisinden çıkıyor. Dolayısıyla şimdi orada birlikte bilgiyle varlık özdeşleşiyor yani örtüşüyor. Hatta şöyle anlatırdım ben onu. Yukarıdan aşağıya doğru konuşursak varlık konuşuruz.
aşağıdan yukarıya doğru bakınca bilgiyi konuşuruz filan derdim, tamam mı? Yani mevzu bu. Şimdi birincisi bu. Doğa, her bir şeyde, yani doğal olan her bir şeyde, doğadan meydana gelen her bir şeyde doğanın özellikleri vardır. Bu nedenle şimdi biz doğa özelliklerinin istihzam ettiği bütün neticeler bizde vardır. Mesela bir adamda ateş özelliği varsa ne şey yapar? Diyelim ki işte daha böyle hani bir iddialı olur falan. Her şey doğadan yaratıldığına göre, doğa şey olduğuna göre her bir şeyde o iddia var demektir. Tamam mı? Şimdi bu düşünce, yani ben hani İbn Arabi'nin kendi cihetiyle şeyini anlayabiliyorum ama bunu tabii bayağı böyle kapsamlı araştırmak lazım. Yani nereden geldi, yani İbn Arabi'nin aklına nereden şey yaptı, bunlara bakmak lazım. Birincisi bu. Doğadan yaratılmış olan her şeyde doğanın özellikleri mündemiştir. Tamam. Doğanın özellikleri mündemiştir. Bizim de doğal tarafımız o bakımdan doğal olan şeylerle irtibattadır. Konuyu daha açmayayım. Özellikle ibadetler üzerinden bunun üzerine epey bir şey söyleyebilirim. Yani bu mühim bir konu. Birincisi doğa. İkincisi, şimdi hakikatler hakikati. Şimdi bu hakikatler hakikati nedir? Hakikatül hakaik nedir? Şimdi böyle bir yani tam böyle kavram oturmuş gibi gözükmüyor. Ama birkaç açıdan söyleyelim. Genellikle varlık tecellisi diye kabul edilir. Yani varlık tecellisi. Şimdi bizde bir doğal bir taraf var. Bir de bir varlık tecellisi geliyor. Mesela Nefes-i Rahman'dan bize bir varlık tecellisi geliyor. Fakat şimdi tabii tasnif ettiğinde, o biraz daha geride söylemişti bunu. Ya bunların hangisi önce, hangisi sonra, aynı şey değiller mi falan. O biraz işi zorlaştırıyor. Ama şimdilik yani ortaya çıkmış bir varlıkta böyle düşünüyoruz. Doğal bir varlığı var. Bir de bir varlık tecellisi ona gelmiş. Yani böyle bir durum var. Şimdi bu bakımdan yine varlık tecellisi de bizim hepimizi birbirimizle irtibatlı hale getiriyor. Yani her birimiz aslında irtibatlı hale geliyoruz. Şu mikrokozmos, makrokozmos da hani bunu söylemem lazım. Hatta daha doğrusu şöyle söyleyelim, yani bir geriye gidelim. Şimdi şeyde mutasavvıflar sudur teorisinin iki özelliğinden miydi? Yok, kaç yazmıştım? Hadi şimdi iki diyeyim, üç olursa üç olur. Çünkü benim kitaplarda şey var bazen, mesela bu konu üç şey var diyorum, iki şey zikrediyormuşum. Halbuki birincisini yukarıda zikrettik zaten. İki özelliğinden çok istifade etmişlerdir, tamam mı? Herhalde ikiydi. Bir, ortaya çıkan ürün ile ilkenin irtibatı. Yani benzerlik ilişkisi. Tamam, ortaya çıkan, mesela Tanrı'dan alem çıkıyor. Şimdi alemin sudur demek, yani ondan, yani onun varlığından neşet etti. Dolayısıyla ona benzer olması lazım. Yani mesela sudur teorisinin en iyi örneği bir ağaçtan elma çıkmasıdır veya armut çıkması, neyse yani meyve ağacı neyse, ondan onun çıkmasıdır. Ya da doğal bir üründen kendi ürününün, yani kendi parçasının ortaya çıkmasıdır. Mesela sudur teorisinin en iyi örneği budur. Bu nedir? Sadedin konuyu bunu işte la yusmiru şey'u filan diye ifade eder. Yani bir şey, yani semere vermez. Yani sudur bu demek. Yani semere vermek. Yani bir semere şeyidir falan. Şimdi bu tabii sufilerin çok hoşuna gitmiş. Yani çok işine gelmiş. Çünkü eğer biz Tanrı alim ilişkisini böyle bir ürün kaynak ilişkisi gibi anlatırsak, Tanrı ve alim arasındaki yabancılık ortadan kalkar. Tamam, Tanrı ve alim arasında. Şimdi bu yabancılığa biraz kelamın tenzihçi dili yol açmıştı. Yani Tanrı sanki böyle çok dışarıda. Ve Tanrı ile alim hiçbirbirine benzemiyor. Yani muhalefetun lil havadis, yani insan hakkında ne dersen Tanrı bunun tam tersi falan gibi. Yani böyle acayip bir şey. Ya böyle olur mu ya? Olmaz yani. Hani yaradanla yaratılmış olan bu kadar ayrıştırılabilir mi? Yani Tanrı nasılsa, yani insan nasılsa Tanrı'nın tam zıddı. Yani bunun mesela şeyde, yani günümüzde devam eden bir şey var. Mesela şimdi adam diyor, mesela Kur'an-ı Kerim yorumluyor. İnsan ne derse yanlıştır diye düşünüyor. Yani niye yanlışıyorsun? Yani insan, geçen bir hoca vardı anlatıyor. İnsan bozar. Yani ana cümlesi bu. Ya insan niye bozsun ya? İnsan niye bozsun? Yani insan Tanrı'nın halifesi. Niye bozsun ki? Yani doğru cümle belki şu. Mesela ya insan anlar falan olması lazım. İnsan, yani anlatabiliyor muyum? Yani ben hakikaten anlamıyorum. Böyle bir acayip bir insan karşıtlığı var. Bu şeyde ilahiyat çevrelerinde.
Böyle bir insan düşmanlığı var yani. Yani insan bozar, insan tahrif eder. İnsan yani KDO olarak bilmiyorum yani KDO'nun yani, yani benimle ilgili kısmını da söyleyeyim. Diğer arkadaşlar bilmiyorum, sizler de bilmiyorum. Ben şahsen bir insan karşılıklarını kabul etmem yani. Yani insan ne yapar? O insan harika işler yapar yani. Yani bozmaz yani, insan tahrif etmez yani. Tamam mı? Yani benim şeyim telakkimde bu böyle. Dolayısıyla şimdi yani böyle bir insan düşmanlığına, insan karşıtlığına gerek yok. Bu nedenle şimdi kelamın bu yabancılaşan tanrı fikrine karşı sufiler sudur üzerinden yakınlaşan tanrı fikrini buldular. Tamam mı? Benzeşen varlık fikrini buldular. Bunu çok sevdiler. Bak, yabancılaşan tanrı fikrine karşı benzeşen ve yakınlaşan tanrı fikri sufilere çok cazip geldi ve çok da iyi oldu. Yani çok da iyi. Çünkü bir sürü şey. Çünkü neden? Çünkü burada da gelecek mesela. Şimdi Tanrı Rahman'dır. Bizde de merhamet var. Tam tersini düşünemiyorum. Yani tam tersini düşünemiyorum. Tamam mı? Yani Tanrı şimdi yani böyle bir kıyas kullanır mı yani? Yani ben şimdi kendim anlatacağım ama sen bunun tam tersini düşün diye bir şey olur mu? Yani o zaman yani tam tersi bu iş şeye varır. Önce deizme sonra ateizme varır. Hani şey Bektaş'ın meşhur fıkrası. Hoca anlatıyormuş. Tanrı ne yerdedir, ne şuradadır, ne buradadır anlatıyormuş. Hoca demiş, bunun senin demiş, yok demeye varır demiş yani. Tamam mı? Şimdi sudur bunu sağladı. Sudur benzeşen bir varlık ilişkisi ortaya çıkar. Benzeşen yani birbirine benzeşen. Yani ürünle kaynağın benzeştiği bir varlık anlayışı ortaya çıkardı. Bu mükemmel bir şey ve klasik kelam şeyini tenzihçi, yani tenzih merkezli kelam teorisini çökertmeyi hedefledi. Yani buradaki şey bu. Birincisi bu. İkincisi, yani birincisi Tanrı ile alem arasında benzeşme, yani benzerlik ve süreklilik ilişkisi. Buna ittisal teorisi diyoruz, tamam mı? İkincisi arkadaşlar, ortaya çıkan varlıklarda benzerlik ve irtibat ilişkisini sürdürdü. Yani böylece, yani bütün evren birbiriyle irtibatlı, yani sanki ortada bir boşluk yok gibi. Yani ortada bir düşmanlık, ortada bir kopukluk, ortada birbirini tanımama. Yani tamam mı? Yani böyle bir şey yok gibi. Bütün evren birbiriyle şey, mütecanis. Yani uyumlu. Tamam mı? Bu fikir ortaya çıkar. Böylece şimdi, yani mesela bunun hani tasavvuftaki ifadesini söyleyeyim. Mesela bütün bir alem kardeşliği. Yani az önce hani Numan dedi ya, ilahi isimler arasındaki kardeşliği anlattı ya. Ona bağlı olarak sanki bütün alem kardeş. Tamam mı? Yani aynı ilkenin ürünleri gibi böyle bir şey ortaya çıktı. Bu iki düşünce şeyin özellikle vahdet-i vücut geleneğinin çok işine geldi yani yorumlama açısından. Bir, Tanrı ile alem arasındaki benzerlik ve şey müaneset yani birbirle irtibatlı olma. İki, alemdeki şeyler arasında irtibat ve mütecanislik ilişkisi şeyin çok işine yaradı. Sufilerin çok işine yaradı. Bunu sudur teorisinden öğrendiler. Böylece mesela Yunus Emre mesela şu cümleyi söyleyebildi. Diyelim ki mesela ben sordum sarı çiçeğe annem babam var mıdır, tamam mı? Bak şimdi bir dervişin çiçekle konuşabilmesinin ilkesi sudurdan geldi. Sudur teorisi olmasa Yunus Emre belki de bilmiyordur sudur teorisi. Evet. Bilmiyor mudur? Nasıl oluyor da tutuyor bu? Evet tamam. Yani söyleyince kelamcı olmayınca etrafında sudur. Yani bir insan konuşunca doğal olarak sudur teorisine uygun konuşur. Kelamcı yoksa ortada. Kelamcı varsa tenzih eder, teşbih eder. Tamam. Böylece şimdi yani bir mutasavvıf mesela Yunus'un başka bir şiirinde var işte. Şey işte bir kavak ağacıyla konuşması falan. Nasıl konuştu? Sudur teorisi. Kardeşimiz çünkü o. Mesela İbn Arabi diyor ki hurma diyor halamızdır diyor. Tamam mı? Hurma halamızdır diyor. Ondan sonra nerede şimdi hadis bu yalnız. Hurma halamızdır. Yani bir Müslüman ekoloji olacaksa yani hareket edeceğimiz noktaların birisi budur. Evet. Hadis deyince hocam herkes yani baktım böyle şey. Hayır Süheyla'ya baktım böyle bir tebessümle karşıladı yani İbn Arabi'nin sözünü. Hadis deyince geri adım attı yani. Onu. Biliyorsun değil mi Numan bu hadis? Hurma halamızdır. Ya nerede geçiyor? Ben nereden bileyim? Yani ben bütün hadisleri Fütuhat'ta okudum. Yani onun dışında yani şey bilmiyorum. Ben Fütuhat'ta okudum yani. Ondan sonra nerede geçiyor? İlgili kitaplarda yani hani bakın bu. Evet şeyin
Ömer'le çok espri yapardık. Ömer'im daha fazla dipnot göstermek lazım falan ama sen şöyle dipnot göster. Bu konuda bakılabilecek bir yer yoktur. Hani bir bakınız var ya, bir de bakmanıza gerek yoktur falan gibi yani böyle dipnotlar. Şimdi bak bu konuda bakacaksınız. Fütüraten ben orada okudum yani başka nerede okuyayım yani. Ondan sonra böyle hurma halanızdır. Çünkü Adem'in toprağının kalıntısından yaratıldı diye bir şey var. O tabii şöyle bir mevzu. Yani nebatatla hayvanat. Hayvanat insanlarsa geçiş varlıklar, ara şeyler var falan. Onu anlatmak için söylüyor. Yani böyle. Şimdi böylece biz arkadaşlar sudur teorisiyle iki şeyi sağlamış olduk. Bir, Tanrı ve alem arasında benzerliği tesis ettik. Bu muhalefetün lil havadis ilkesinin bozulması demektir. Yani biz bu ilkeyi bozmadan benzerliği tesis edemezdik. Hazret. Bunu tesis ettik, tamam mı? Şimdi mesela Tanrı merhametlidir. Tanrı Rahman'dır. Nasıl? Valla bizim merhametimizle irtibatlı. Tam olarak bilmiyoruz. Ama yani mesela biz merhametli oldukça Tanrı'nın Rahman olduğunu anlayacağız. Tamam. Bak mesela Tanrı Kadir'dir. Nasıl? Biz aciz, bak orada bir farklı durum var. Tanrı'nın kudreti bizim aciziyetimize bağlıdır. Anlaşılması bizim aciziyetimize bağlıdır. Kudretimize değil. O farklı. Ama onun dışında mesela Tanrı Rezzak'tır. Nasıl? Valla biz rızkı anladıkça, yani zihnimizi ayakta tutan şey bilgidir. Bedenimizi ayakta tutan şey yemektir. İşte diyelim ki aklımızı ayakta tutan şey şudur. İşte kalbimizi ayakta tutan şey aşktır. Bilmem ne şudur. Yani her bir şeyin, yani her bir melekemizin ayakta tutanı var. Rızık odur. Bunu anladıkça Rezzak anlayacağız. Tamam mı? Yani bunların hepsi şimdi yani benzerlik ilişkisi. Tamam. İki, alem arasında da irtibat. Alem. Her bir şey birbiriyle irtibatlıdır. Bunu daha önce size söylemiştim değerli arkadaşlar. Yani bizim sizin yaşlardaki en cümlemiz şuydu yani. Kullun fi kullun. Biz bu ülkeye bayılırdık. Her şey her bir şeydedir. Tamam. Burhaniye bu cümleye ulaşana kadar yani. Oho. Nerede adam? Burhaniye bu cümleyi biraz zor yapar yani. Bu. Evet, devam. İkincisi dedik, hakikatler hakikati böyle. Üçüncüsü, şimdi ilahi mertebe. Şimdi böylece yani bir şeyin yaratılışı sanki üç şeyden oluşuyor. Tanrı'nın kün demesi yani ilahi ismi, bir isim. Hakikatler hakikati yani aynı sabite ya da dediğim gibi varlık tecellisi. Üç, doğa. Şimdi bu üçünün birleşimi aslında tek şey. Yani neticede bir şey oluyor. Bir şey ortaya çıktığı için her bir şey birbirine benzer bir davranış icra ediyor. Yani her şey birbirine benziyor. Şimdi burada İbn Arabi'nin anlatmak istediği şey, aslında daha doğrusu kurmak istediği şey, insanla evren arasındaki, insanla evrendeki tikel varlıklar arasındaki benzeşme ve süreklilik ilişkisini anlatmak. Yani demek istiyor ki aslında insan neyse doğadaki herhangi bir şey de odur. Aradaki fark ne? İnsan kapsamlı, o doğadaki varlık tekil. Aradaki şey bu. Yani biz şimdi mesela kendimizi yani natık bir varlık olarak evrenden ne? Şimdi şöyle bir düşüncemiz var. Diyelim ki her birimiz sanki başka bir yerden gelmişiz gibi, tamam mı? Mesela Niyaz Müsi diyor ki yani bir haber ver Gülizar'ın nerededir? İşte gökte uçarken yere indirdiler falan, tamam mı? Şimdi bu tabii bir şairin söylediği cümle. İbn Arabi bunu böyle söylemez. İbn Arabi'ye göre her birimiz bu üç unsur üzerine, tamam mı? Doğamız, her birimizin bir doğa var, doğal varlıklarız. Hakikatler hakikatiyle ilgili bir tarafımız var. Sadece bizim değil, her bir şeyin bir tarafı var. Ben bununla şimdi bu üçüncü kısımda ve biraz itirazım var. Yani İbn Arabi bunların nasıl düşünüyor? Mesela yani benim bir ayrı sabitem var, anladık da şu kameranın olmaması lazım diye ben düşünüyorum. İbn Arabi'nin o konuda kafası tam ne? Yani ne söylüyor onu anlamak zor. Davud-u Kayseri falan böyle düşünüyor. Yani evet onu da var diye düşünüyor. Orada biraz problem var. Şimdi buraya geçelim. Şimdi her bir şey, yani evrende ortaya çıkmış olan her bir şey böyle bir üçlü yapıda ortaya. Böyle olduğu için birbirimize benzer davranışlar sergiliyoruz. Yani birbirimize benziyoruz. Yani alemdeki her bir şeyde bir iddia ortaya çıkıyor. Yani bu nedenle mesela şaşmamak lazım. Mesela iblis niye secde etmedi diyelim ki, tamam mı? Şaşmamak lazım. Melek niçin ya Rabbi yeryüzüne şunu yapacaksın diyen birisi, buna şaşmamak lazım, tamam mı? Ya da insan insana niçin itiraz etti? Ya da mesela yani şu üç davranış, bakınız. İnsanın ağaca yaklaşması, meleğin yeryüzünde fitne çıkaracak birisini mi yaratacaksın de, fitne değil affedersiniz, kevni fesat yapacak birisini mi yaratacaksın? Şeytanın insana secde etmemesi. Bak üçünde de bir itaatsizlik var. Neden? Herkes kendini bir üst yere layık görüyor. Bak
Şimdi Adem ağaca yaklaş. Şimdi Adem masum değil. Bak Adem ağaca yaklaş. Daha doğrusu belki de şeytan hariç diğer ikisi de masum. Şimdi şeytan teorisini bir tarafa bırakıyorum. Şimdi Adem ağaca yaklaşıyor. Bak Adem ağaca yaklaşıyor. Melek ya Rabbi niye bunu yarattın diyor. Şeytan ben ona secde etmem diyor. Bak üçünde de bir başkaldırı var aslında. Sonra melek ya Rabbi biz senden ne dersen onu yaparız deyip şey yapıyor yani sözünü düzeltiyor. Adem tevbe ediyor. Şeytan açığa çıkıyor. Yani şey böyle. Üçünde de aynı davranış var. Dolayısıyla şimdi İbn Arabi'nin anlatmak istediği şey o üç yani yaratılışımızdaki o üç temel itiraz var ya yani ilk ortaya çıkan yani üç temel isyan hareketi. Üç temel böyle yani sanki şunun gibi mesela belki de diyecek ki İbn Arabi yani insanı kamil olmasa, insan olmasa yani evren baş kaldırırdı diyecek. Sanki onu demeye doğru gidiyor. Dolayısıyla yani insanla evren düzen buldu, düzen tuttu, nizam tuttu ve bütün evren melekler üzerinden insana boyun eğerek veya insanın varlığını kabullenerek yani evren bir ahenk kazandı. Yani bir nizam, bir düzen kazandı. Belki biraz böyle şiirsel gibi geliyor İbn Arabi'nin ifadesi ama anlattığı şey bu. Yani evren insanla bütün şey bir düzen kazandı. Bunun Ebu Talib Mekki'de şöyle bir karşılığı vardı. Daha önce söylemiştim size bunu. Diyor ki Ebu Talib Mekki, şey diyor, felek değirmeni diyor, Adem'in nefesiyle döner diyor. Yani felekleri, yani ayakta yani bir değirmense yani hani yani evren sanki bir değirmen. Bu şeyin hani Yunus'un şiirinde de geçer yani. Bu değirmen Adem'in nefesiyle döner. Yani Adem yaşadığı sürece bu değirmen döner anlamında. Şimdi böylece şu üç yapı her birimizde olduğu için herkeste Cenab-ı Hakk'ın makamına dair bir ehliyet vardır. Yani ben ona layıkım der. Yani kimse kimseye boyun eğmez. Dolayısıyla şimdi yani bir insanın yani bir varlık bilgeliği olarak yani evrenin bu baş kaldırısını, var olan şeylerdeki bu baş kaldırma vesaire bu iddiayı anlaması lazım. Tamam mı? Evet. Ya bu süre kısıyorsun süreden ya. Evet. Şey benziyor yani böyle eski toplantı salonları olurdu. Hocam kapatacağız filan hani. Yani gibi. Tamam sıkıntı yok. Anahtar bende var. Evet. Peki. Şimdi devam. Alem bütün kabiliyetlerin içeren tümüne doğan gerektiği şeyden. Bu durum aklın fikir gücüyle bilemeyeceği işlerdendir. Arkadaşlar şairlerde fark ettim. Bu cümleleri çok istismar ediyorlar. Yani aklın fikir gücüyle bilemeyeceği işlerdendir dediğinde şair tamam oh çok şükür. Yani nasıl? Keşfe de gitmeyeceğiz. Tamam keşfe de gitmeyeceğiz. O zaman bilmeye gerek yok falan gibi. Şimdi bence İbn Arabi'nin düşüncesinde akıl en azından ikiye ayrılır. Fikreden akıl, anlayan akıl. Fikreden aklın sınırları vardır. Çünkü o düşünceyi bir yerden istinbat ediyor. Anlayan aklın sınırları yoktur. Bu nedenle, yani aklın evet fikir gücüyle idrak edemeyeceği diyebilirsin. Ama aklı anlattığımızda aklın bunu anlaması lazım. Bunun İbn Arabi cümlesidir bu. Konevi'de de çok geçer. Aklın minhaysu kuvvet fikr cihetiyle der. Mesela fikir gücü cihetiyle mesela sınırı vardır. Minhaysu huve kabil değil. Yani anlama, yani idrak etme bakımından değil. Şimdi bu iki ayrım çok önemli. Çünkü yani benim şahsen kanaatime göre mevcut olan makuldür. Ve makul olan mesela mekuldür. Yani var olan akledilmiştir, anlaşılmıştır. Anlaşılmış olan ifade edilmiştir. Ama ilk mesela şey yapma bakımından yani düşünceyle biz bunu istinbat edebilir miydik? Edemezdik. Mesela düşünceyle şurada bir melek olduğunu biz bilemezdik. Ama bize bir melek olduğu söylendikten sonra biz orada bir melek olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bu tarz mesela tasavvuf metinlerinde çok ciddi bir meseledir bu. Tasavvuf metinlerinde ya bunu akıl bilmez, şunu bilmez, bunu bilmez dediğinde yani mevzu hemen şeye yani bilim dışına sevk ediliyor. Bu yanlış. Yani bu yani tasavvuf çalışanları ya da tasavvuf metinleri okuyanların tembelliğidir. Dolayısıyla yani buradaki yani burada maksat bu değil. Maksat yani şu yapı
şu yapıda mesela sadece doğa desek akıl bunu bilebilir. Tanrı'yı mesela şu ikisini birleştirip şey yapsak gene akıl bunu bilebilir. Ama her bir şeyin aslında yani Tanrı'dan yani şey yani Tanrı'nın bir isminden, Cenab-ı İlahi'den, Hakikatül Hakaik'ten, çünkü Hakikatül Hakaik bir şey yani bir kavram olarak var ama İbn Arabi'nin kullandığı gibi yani aynı sabiteye denk gelebilecek şekilde bir anlamı yok. Dolayısıyla şimdi yani bu, ve doğadan yani bu üçünden bileşik olduğunu akıl bilmeyebilir ama akla söylendiğinde akıl bunu kabul edebilir. Bu nedenle şimdi İbn Arabi mesela Seyri Sülük'ü anlatırken anlattığı metni biz anlıyoruz. Yani gerçekten mesela hani melekler olabilir vesaire hani bunu kabul ediyoruz. Ama eğer o anlatmazsa ki o da neticede şimdi diyelim ki sünnetten anlatıyor. Yani hadisten akıl hareketle anlatıyor. O onu anlatmazsa biz onu aklen bilemeyiz. Bu nedenle şimdi yani bir insan mesela şu cümleyi savunabilir. Yani bu iş aklen bilinemez diyebilir. Ama aklen anlaşılamazı savunamaz. Tamam mı? Aklen anlaşılamazı savunamaz. Yani akıl mesela anlar, çelişki der. Mesela der ki Kevni Cami çelişki bir kavramdır diyebilir. Çelişki aklın kullanabileceği bir hükümdür. Tamam mı? Mesela diyelim ki işte paradoks der. Mesela dedik mesela burada işte yani bir şey diyebilir. Yani akıl bir şey diyebilir. Dolayısıyla şimdi hani böyle hani akıl yok anlamaz. Şu, akıl anlamasa kim anladı bunu? Akıl anlamasa kim anladı bunu? Aklın kabil olma yönü kalbe karşılık gelir. Tamam mı? Kalp dediğim şey. Bunu hani biz buradaki derslerde çok anlatmaya çalıştık. Ve herhalde yani klasik düşünce okulunun belki böyle yani bizim ne diyeyim hani düşünce hayatına bir katkılarına bir tanesi bu oldu. Yani akıl dediğimiz şeyle kalp dediğimiz şey arasında mahiyet farkı yoktur. Yani kalp bir organ, akıl başka bir şey değildir. Akıl iman ettiğinde artık kalp adını alır. İşte ahlaklandığında diyelim ki Fuad adını alır. İşte bilmem o ahlaktan marifet ortaya çıktığında sır adını alır vesaire. Yani yoksa akıl ve kalp karşıtlığı şeklinde bir şey yoktur. Yani bundan bahsetmek tasavvufu hiç anlamamaktır. Akıl da kalp. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki kullanımı böyle değildir. Kur'an-ı Kerim'deki kullanımı yani tamam. Yani bir akıl var bizde, bir de kalp var. O başka, kalbin dünyası başka. Bu yani şey yapmak yani diyeyim hani bilimle adam uğraşmak istemiyor. Böyle şiir yani ne diyeyim hani böyle bir şeyle uğraşmak isteyen kişilerin işi maalesef. Akılla kalp arasında bir süreklilik ilişkisi vardır. Akıl belli ilkeleri kabul ettiğinde, yani Tanrı'nın varlığını kabul ettiğinde, işte vahyi kabul ettiğinde, o zaman artık akıl kalp adını alır, başka bir şeye dönüşür. Dolayısıyla şimdi o, yani Tanrı'yı kabul etmiş bir akılla, Tanrı'yı kabul etmemiş bir aklın şeyleri farklıdır. Yani hüküm alanları birbirinden farklıdır. Tamam mı? Tanrı'yı kabul etmiş bir aklın fayda ve zarar tanımıyla, Tanrı'yı kabul etmemiş bir aklın fayda ve zarar anlayışı birbirinden farklıdır. Bu nedenle yani hani siz olun yani böyle hayatınızda bu cümleyi şeyinizden çıkartın. Yani kalp diye bir şey var, gönül diye bir şey var. Bir de böyle bir yani Türk'te bile gönül kelimesini çok severler. Gönül diye bir şey var. Tamam böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu safsata. Gönül dediğiniz şey aklın iman etmiş halidir. Ahlaklanmış halidir. Efendim? Bu akıl ve kalpten ayrı şeyler gibi bahsetmek modern dönemde mi ortaya çıkmış bir şey yoksa daha önce ya ben modern dünyada ortaya çıkmış bütün yanlışların ta Adem'den beri geldiğini zannederim. Yani Adem değil de mesela bu herhalde Kabil'den beri gelmiştir yani. Yani başından beri vardır yani. Hayatta her zaman yani yanlış yani sanki insanlarda böyle bir şey var. Yani yanlışlar şey bidat gibi değil. Yani onlar da yani bidat kelimesi sünnete aykırılık demek. Tarihsel olarak sonradan ortaya çıkan demek değildir. Dolayısıyla bu eskiden beri vardır herhalde. Anlamamışlar yani kalp derken anlamamış. Çünkü adam yani bütün hayatı, gücünü, bütün mücadelesini üç kuruş ekmek kazanmak üzerine verince kalp zannediyor başka bir şey. Başka bir şey değil. İnsanda tek güç var. Akletme gücü. Tamam mı? Akli, anlama gücü. Bu anlama gücü yeni şeyler, ilkeler kazanıp yeni bir yapılanmaya ulaştığında artık ona kalp diyoruz, Fuat diyoruz, işte lüb diyoruz, sır diyoruz vesaire. Tamamıyla bununla ilgili bir şeydir. Yani bunları hani biz bu Tirmizi'nin derslerinde, Muhasibi'nin derslerinde falan ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Yani tekrar ona dönmeyelim ama yani siz olun böyle şey yapmayın. Birazdan şimdi konunun şöyle bir tarafı var. Hani bu aşk falan meselesini çalıştık ya biz şeyde. Yani kalp olunca işte aşk yani ilim kılukal imiş falan bunlar masal. Yani hani hiç konuyla hiç alakası yok. Yani tasavvuf metinleriyle, tasavvuf düşüncesi ve İslam düşüncesi bunun hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani ilim kalbin eylemi yani aşktır. Aşk daha derin düşünmedir, daha kestirme düşünmedir ve bilgiyi bir anda eyleme dönüştürmedir. Yani şeyi bu. Yani ana fikri bu, ana meselesi bu. Yani böyle bilmek lazım. Evet.
Tamam, bitirelim efendim. Bitirelim, tamam. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta Tayyip Hoca arkadaşlarla da istişare ettik. Ramazan ayında oruçlu fısuzun kem okuyalım diye şey yaptık, niyetlendik. Fakat dersi saat 17'ye aldık. Hacı Bayram Hoca da eğer münasip görürse ve sen de münasip görürsen. Önümüzdeki hafta arkadaşlar saat 17'de hepinizi bekliyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar.